Sevgili seyirciler, hakikaten insan kendi durumunu, kendi halini, kendi vaziyetini tam olarak tespit etmezse, edemezse, hakiki şeref ve itibarın nerede olduğunu anlayamaz insan. Bir takım böyle gelip geçici, değersiz, önemsiz şeylerin peşine kapılır, takılır ve kazip şöhretlerden kendisine bir pay çıkarmaya kalkar. Ama kalıcı, devamlı ve sürekli bir vakar ve haysiyetin sahibi olmak isteyen, aslında Cenab-ı Hakk'ın ihsanına, lütfu keremine dayanır. Bu dünyada fani olanlara dayanan ve onlar vasıtasıyla kendisine ariyet, gelip geçici, emaneten bir haysiyet ve itibar sağlayan kimselerin kısa zamanda nasıl tükendikleri, insanların gözü önünde cereyan eden hadiselerle apaçık meydana çıkmaktadır. Onun için insan hakiki izzeti Allah katında aramalıdır insan. Allah'ın rızasına uygun olan yolda aramalıdır. Allah'ın emirlerine sadık kalmak suretiyle aramalıdır. Hakikatte, doğruda, dürüstlükte aramalıdır. Hainlikte, zulümde izzet olmaz. Böyle insanların şakşakçıları olsa bile onlar da günün birinde perişan olup giderler. Allah-u Teala, Cenab-ı Hak gerçek haysiyet ve izzeti kendi emrine tam itaat halinde görmeyi nasip etsin diyelim hepimize Cenab-ı Hak. Bu insanlar için en büyük şereftir. Dünyada da, ahirette de. Dünya zaten geliyor ve süratle gelip geçiyor. Kazip şöhretler bir anda saman alevi gibi sönüp kaybolup gidiyorlar. Ama ilahi huzura götürebileceğimiz şeyler bize indallah, nizli ilahide eğer bir itibar kazandırırsa. Yani inne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında en değerliniz, Allah'ın emirlerine en çok saygılı olanlarınızdır buyurulmuş. Onun için Allah katında saygıya, Cenab-ı Hak katında değer ve kıymete ulaşmak lazım. Eğer bunu kazanabilirsek işte gerçek izzet, gerçek şeref ve itibar da oradadır. Bu fakat işte inkarcılar bunun farkında değillerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya. Ayet-i kerimede bakın, Cenab-ı Hak yine bazı durumlarda insanların dünyevi şartlara bakarak, gelip geçici bazı menfaat, endişe ve kuruntularıyla hakiki menfaatten ve uhrevi sevaptan, ecirden mahrum kaldıklarını hatırlatarak müminleri Cenab-ı Hak ikaz ediyor, uyarıyor Cenab-ı Hak. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, la tülhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Femen yef'al zâlike fe ulaike humul hâsirun. Ey müminler, ey iman edenler, müminlere hitap ediyor Cenab-ı Hak, Müslümanlara, iman sahiplerine sesleniyor. La tülhikum, sizi alıkoymasın. Elha yülhi ilhaen, lehv kökünden oyalamak, alıkoymak demek. La tülhikum, nehi gayb sigası, emvalukum, sizin mallarınız sizi alıkoymasın. Ve la evladukum, çocuklarınız da alıkoymasın. An zikrillah, Allah'ı anmaktan, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, Kur'an-ı Kerim okumaktan, zekat vermekten, namaz kılmaktan sizi alıkoymasın. Yani çocuklarınız, mallarınız ve çocuklarınız sizi alıkoymasın. Demek ki bazı durumda insanların malları ve çocukları insanı hak yoldan, hayırlı işlerden men edebilir, alıkoyabilir, oyalayabilir. İnsan hırs içine düşerse, mal ve mülk, servet ve saman, zenginlik artık onda ihtiras haline gelir, gözü hiçbir şeyi görmeyecek olursa, zaman zaman o kimse kalbinden zikri ilahinin tamamen silindiğini Allah korusun hissedebilir. Vazifelerinde önemli bir takım ihmal ve teseyyüplerin meydana çıktığını kendisi de müşahede eder. Namazını geciktirir,
zekatını vermekte devamlı böyle gevşek davranır, gönülsüz davranır, vereyim mi vermeyeyim mi tereddüdü içine girer. Hasılı insanın bazen malı, bazen de çocukları. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etmek istedikleri zaman bazı Müslümanlar onlara çocukları bizi burada periperişan, burada bizi zavallı halde, bizi sefil halde nasıl bırakacaksın, nasıl gidiyorsun vesaire diyerek yalvarıp yakarmış, onları tereddüde düşürmüşlerdi. Aynı şekilde kendilerinden zekat istenildiği zaman bazı kimseler Allah-u Teala'ya olan imanları, Cenab-ı Peygamber'in sözlerine ve tebligatına, dinine tam sadakatle inanmış hallerine rağmen tereddüde düştüler. Mal ve mülk sevgisi, dünya hırsı yavaş yavaş işlerine girmeye başlayınca acaba mı dediler. İşte bu alıkoyma, Allah'ın emrini yerine getirmekten mal ve evlat sevgisi, buna aşırı tutkunluk sizi alıkoymasın. Elbette ki çocuklarınızı perişan edecek değilsiniz. Onlara bazı imkanlar sağlayacaksınız. Ama şartlar o duruma getirmiştir ki sizi artık siz imanınızı, dininizi koruyabilmek için hicrete mecbur kaldınız. Onun için hicret ediyorsunuz. Allah'ın emrine tam manasıyla itaat etmek gayesiyle dininizi kurtarmak için böyle yapmak zorundasınız. Belki zaman içinde canınız bile tehlikeye düşecek. Nitekim hicretten az bir zaman önce Müslümanlardan çoğu eğer hicret edip gitmeselerdi canlarından olacaklardı. Çünkü fevkalade mütecaviz, son derece saldırgan, insafsız bir küfür ve şirk baskısı vardı üzerlerinde. Müşriklerin amansız mücadelelerine muhatap oluyorlardı. Bu mücadeleler onları çaresiz durumda bırakmıştı. Onun için Allah'ın emrine, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hareket etmek, nasıl hareket etmek icap ediyorsa, Allah'ın emrine nasıl uymak icap ediyorsa o şekilde davranmak zorunda kalmışlardı müminler. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki mallarınız ve çocuklarınız. Tabii ayet-i kerimenin iniş sebebi olarak bazı isimlerden bahsediliyor. Fakat iniş sebebi, sebebi nüzul ne kadar hususi olursa olsun hükmün umumi olmasına mani teşkil etmez. Hepimiz için geçerli. Mallarımız, mülklerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz bizi Allah'ı anmaktan, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten alıkoymasın buyuruyor Cenab-ı Hak. Sizi alıkoymasın. Bu işte bunun içine biz de dahiliz. Ve men yef'al zalike, kim bunu yaparsa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ İşte onlar o zaman gerçek anlamda hüsrana, ziyana, gerçek anlamda tam bir felakete uğrayan kimselerdir onlar. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim böyle yaparsa, yani malları ve çoluk çocuğu kendisini Allah'ın zikrinden alıkoyar, o da buna karşı kendine bir direnme ve bir mukavemet hali bulmaz, Allah'ın emrine uyuyorum şeklindeki ciddi bir irade ve metaneti göstermezse, o manada ve men yefal zalike, kim Allah'ın yolundan alıkoymalarına fırsat verirse demek. Kim bunu yaparsa fe ulaike humul hasirun, işte onlar husrana, pişmanlık ve nedamete uğrayanların ta kendisidir. Zarar edecek onlardır işte buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve enfiku mimma razaknakum, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden veriniz. Sadaka olarak, zekat olarak veriniz. İnfak kelimesinde hem zekat manası var hem sadaka manası var. Min kabli, burada mananın zekat olduğunu müfessirler beyan etmişlerdir çeşitli rivayetlere dayanarak. Min kabli en ye'tiye ehadekumul mevtu. Sizden birinize ölüm gelmeden önce, ölümün alametleri belirmeden önce, artık sekerat-ı mevt gibi kesin olarak dünyadan ayrılmayı, dünyaya veda etmeyi ihtar eden, yani be'es dediğimiz şey, ölümün kesin alametlerini gördükten sonra zaten kıymeti yok. O hal gelmeden önce al size rızık olarak verdiğimiz şeylerden zekatınızı vereniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Feyekule Rabbi, o zaman insan o durumda ölüm alametleri belirdiği zaman Cenab-ı Hakk'a yalvararak bunun sonunda der ki Rabbi, ey benim Rabbim, levla ahkarteni ila ecelin karib, ya Rabbi beni belli yakın bir zamana kadar ecelimi tehir etseydin, ona biraz daha ömür verseydin diye dua ederler, yalvarır, temennide bulunurlar.
فَاَصَّدَّقَ ki bunun neticesinde ben فَاَتَصَدَّقْ manasında tasadduk edeyim, zekatımı vereyim. وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ve salihlerden olayım. Ya Rabbi bunlar işte Cenab-ı Hak size rızık olarak verdiğimiz şeylerden ölüm alametleri sizden birine gelip çatmadan önce zekatınızı verin, infak edin buyuruyor. Eğer böyle yapmayacak olursanız neticede feyakule Rabbi bu ölüm alametlerini gören kimse, bu durumla karşı karşıya kalan kimse büyük bir husran ve ümitsizlik içinde Cenab-ı Hakk'a yalvarır. Rabbi, ey benim Rabbim, levla akharteni, keşke beni tehir etseydin ila ecelin karibin, yakın bir vakte kadar. Ya Rabbi bana bir mühlet, bir süre daha tanı da feessaddeka, tasadduk edeyim ya Rabbi. Yani ben vermem gereken zekatı dağıtayım. Yapmam gereken hayırları yapayım. Ve ekum mines salihin, ve salihlerden olayım. Telafi mağfat, yani geçmişleri telafi etme imkanım olsun. Şimdiye kadar ben senin rızana uygun ameller işleyemedim ama bana bir fırsat ver ya Rabbi. Ben senin yoluna döneyim, senin rızana uygun insan olayım diye insan yalvaracaktır. Tabii bu boş bir yalvarış. O anda bu duanın hüsnü kabul görmesi mümkün değil elbette ki. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ, bakın Cenab-ı Hak zaten buyuruyor. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا. Bir kimsenin eceli geldiği zaman, ömrü bittiği zaman Cenab-ı Hak onu tehir etmez. Ecel ne vakit gerçekleşecekse, hangi saat ecel için kararlaştırılmışsa o anda o insan dünyaya veda edecek demektir. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ, Cenab-ı Hak kesinlikle ertelemeyecek, tehir etmeyecektir. Nefsen bir nefsi, اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا, اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا, eceli geldiği zaman. Bir kimsenin eceli geldi mi artık onun işi bitmiş demektir. Onun için ecel gelmeden önce insan kendine düşen vazifelerin şuuru içinde yaşamalı, kendisine düşen görevleri gücü yettiği kadar yerine getirmelidir. Vallahu habirun bima ta'melun. Cenab-ı Hak sizin bütün yaptıklarınızdan haberdardır. İşte bu ayet-i kerime ile bizim bütün yaptıklarımızın tamamen ilahi kontrolde, murakabe altında olduğunu bilerek ecel gelmeden evvel aklımızı başımıza alır. Zararın neresinden dönerse kârdır diye düşünür, geçmiş isyanımıza tevbe ve istiğfar eder de bundan sonraki ömrümüzü hayırlı bir şekilde geçirmenin azmi gayreti içinde olursak işte kazanan o zaman biz oluruz. İşte bu dua, bu ayeti kerimelerle birlikte Münafıkun suresinin de sonuna vasıl olduk. İnşallah bundan sonra Tegabun suresi geliyor. Ya Tegabun suresi, o sureyle devam edeceğiz inşallah.